Kadınlar gününde sent pazarı vardı. Ben de genellikle zaten kadınlardan alışveriş yapıyorum. Bir kadının doğadan topladığı herhangi bir yabani otu getirip pazarda satması bence çok büyük bir değer. Sonuçta bu zengin doğadan faydalanabilirsek, ona hizmet edebilirsek o kadar severiz ve o kadar tanırız. Betonlaşmaya o kadar karşı çıkarız. Çünkü biz karnımızı topraktan doyuruyoruz. Toprak bize türlü nimetler veriyor. Faydalı çaylar, şifalı ballar veriyor. Ve soluduğumuz hava olmadan biz yaşayamıyoruz. Betonsuz yaşayabiliyoruz ama topraksız, besinsiz, gıdasız, susuz, yiyeceksiz yaşayamıyoruz. İşte o güzelliklerden ve nimetlerden bir tanesi Kadınlar Günü'nde sent pazarından aldığım kadın satıcıdan ve sadece 3 lira. Yani bir ressam bunu nasıl çizer ya da nasıl bir tasarıdır bu? Bu dizaynı düşünürken bazen gerçekten beynim zonkluyor. Hani devreler yanıyor denir ya. Ya her bir noktası ayrı bir güzellik. Çok değerli bana göre. Sadece bir ot değil. Artık modern tıp da onaylıyor bu bitkilerin gücünü. Çünkü birçok ilaç bitkilerden elde ediliyor. İçindeki faydalı bileşikler izole ediliyor. Biz 1 kilo içmemiz gereken bir bitkinin izole edildiğinde bir hapa indirgeniyor. Ve böylelikle bu şifalı otlardan, bitkilerden faydalanıyoruz. Bugün karabaş otunun tohumlarını ekeceğim. Doğadan topladım. Doğadan tohum toplarken, soğan toplarken, bitki toplarken bilinçli olmak gerekiyor. Bir kısmını aldıysak bir kısmını bırakmamız gerekiyor. Bitkilerle ilgilenmek, toplamak, üretmek, kültüre almak faydalı. Ancak onların neslini korumak, devamını sağlamak da insani bir görev. Bu güzellikle reçel yapabiliriz, şerbet yapabiliriz. Lavantaya da benziyor zaten. Böyle yastığımızın içine koyabiliriz kurutup. Marmelat yapabiliriz. Renklendirici özelliğinden faydalanabiliriz. Ama en çok kullanılan yönü çayı, müthiş bir nöroloji doktoru bu. Beyin süpürgesi, depresyona, anksiyeteye yani kaygı endişe bozukluğuna da iyi geldiği söyleniyor. Yani beyin süpürgesi deniyor. Şu tırtıklı kısımlar beyindeki harabiyete iyi geldiği, faydalı olduğu söyleniyor ve biliniyor. Artık bunlar kanıtlanıyor çünkü laboratuvarlar sayesinde. Şimdi tohumlarını ekeceğim. Burada aynı sefalar var. Doğal saksımızın içinde çevreye zarar vermeden komşumun hediyesi 10 liraya seradan aldığım mine çiçeği dayanıklı olduğu için aldım. Çünkü seradan aldığımız çiçekler eve gelince ölüyor. Biz de üzülüyoruz. Onun için artık beğendiğim çiçekleri değil, seradan alıp dayanıklı olabilecek çiçekleri satın alıyorum. Çok beğensem bile bazı çiçekleri artık satın almıyorum. O güzelliğin, karabaş otunun, çiçeğinin kurumuş şekli böyle. Doğada bunlar rüzgarla, böcekle, insanla, tarım araçlarıyla bir şekilde taşınıyor oradan oraya. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Tabii bizler kültüre alıyoruz. Bu şekilde sık bir ekim olacak ama daha sonra seyreltebilirim bunu. Bir de tohumların canlılığı hakkında bir bilgim yok. Şimdi mesela bu plastik bize pazardan geldi. Yani plastik demeye din şahit ister. Hani bunun kalitesi nedir bilemiyorum ama PTK 500 cc diyor. Geri dönüştürülebilir diyor. Yani çok basit bir malzemeden yapılmış. Çok incecik.
ya da buna sıcak bir şey konmuş ve deforme olmuş. Eşime bunu hediye olarak vermişler. İşte bunun içinde ne varsa, salça mı artık neyse, sevdikleri için böyle hediye etmişler. Ama böyle hediye olmaz. Bu hastalık. Yani hediye edeceksek iyi bir hediye vermemiz lazım. Bizim Anadolu'da gelenektir. Kendimiz yemeyiz. Misafir gelir diye bir kenara koyarız, ayırırız onu, güzel şeyleri. Mesela bayramda en güzel şekerleri misafirlere ayırırız. Yorganlarımız öyle, çarşaflarımız öyle, her zaman misafir için, hatta oda ayırırız. Olur da bir gün misafirimiz gelir, odamız temiz olsun, koltuklarımız temiz olsun diye. Biz şimdi küçük evlerde bunu yapamıyoruz. O yüzden koltuklarımız da çok kirli. Ya başkaları kirletiyor, evimize bir şekilde geliyorlar. Ya da biz kirletiyoruz. Sonuçta kolay temizlenmeyen bir malzeme olduğu için. Ama işte günümüz insanı bir şeyleri verirken çok da özenli olmuyor. Hani geçmiş uygarlıkları düşünüyoruz. Bir Helen uygarlığı mesela. Bir mermerden kadın vücudunu ortaya çıkarıyor. İşte bir erkeğin elini yapıyor, damarlarını görüyoruz bir taşta. Bu kadar zarif, naif, yaratıcı, üretken ve zeki insanlardan şu plastiğe hediye koyup bunu zorla veren insanlara evrildik. Açıkçası ben kabul etmiyorum böyle şeyleri. Çünkü bu faydalı değil, bu zararlı. Yani bir zamanlar Sırlar Dünyası'nda izliyorduk. Ekmeğin içine zehir koyuyordu kadın, sonra kendi çocuğu ölüyor. Bunun gibi. Yani sen bunu üretiyorsun, içine gıda koyuyorsun ama bir gün senin çocuğun da hasta olacak. Çünkü bizler aynı toplumda yaşıyoruz. Bir şekilde birbirimizle etkileşim halindeyiz. Bu kapları kullanmaktansa yetiştirmiş olduğum bu doğal saksıları ya da işte beceremesem de böyle beton saksıları daha kullanmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çimento da çok sağlıklı bir malzeme değil aslında. Havayı çok kirletiyor. Çimento fabrikalarının olduğu yerlerde durulmuyor. O sebeple en sağlıklı saksı yetiştirdiğim bu kabak saksılar olacaktır. Siparişleri bekliyorum. Geliriyle sokak hayvanlarına mama alıyorum. Yine bir saksımız. Ektim tohumları. Bunun üzerine biraz daha toprak ekeceğim. Ve bolca suluyorum. Çok fazla güneş görmeyen, aydınlık, bol ışık alan, rüzgardan etkilenmeyen. Zaten etkilenmeyecek rüzgardan çünkü biraz korunaklı. Bunun sebebi de eğer filizlenmeye başlarsa rüzgar mekanik olarak yeni çıkan filizlere zarar verebiliyor. Onun için rüzgardan koruyoruz. Şiddetli güneşten koruyoruz. Bolca suluyoruz ki tohumlar toprağa tutunsun. Daha sonra filizlenmelerini, çimlenmelerini bekliyoruz. Karabaş otu böyle. Pazardan da alabiliriz ama evimizin bir köşesinde yeşerirse, üretirsek daha iyi olurdu.